Merhaba 6. sınıf öğrencileri, ben Numan Hocam. Bugün size tam sayıların mutlak değerini anlatmaya çalışacağım. Birinci olarak tanımından başlayalım. Bir, tam sayının sıfır başlangıç noktasına uzaklığına mutlak değer denir ve şeklinde gösterir. Yani iki çizgi arasına sayı yazılarak gösterilir. Bir de sayı doğrusunu gösterelim. Örneğin şurası, pardon, şurası 0 olsun, şurası eksi 5 olsun, şurası da artı 4 olsun. Denildiği zaman şu: mutlak değer artı 4 eşittir. Yani 4'ün 0'a olan uzaklığı kaç birimdir? Yani 4 0'dan 4 birim uzaklıktadır. 4 ya da artı 4 şeklinde gösterilir. Eksi 5'e bakarsak, eksi 5'in mutlak değeri eşittir. Eksi 5 0'ın solundadır. 5 birim solundadır. Solunda ya da sağında olması fark etmiyor. Demek ki cevap artı 5 veya 5 şeklinde yazılır. Mutlak değerin sonucu, içi istediği sayı alır ama sonucu kesinlikle artı olmak zorundadır. Bir de şunu yazalım. 0 eşittir 0, 0'a 0 birim uzaklığındadır. Mutlak değerin en küçük değeri 0'dır. Sonrakiler hep 1, 2, 3 diye artar. Mesela eksi 23 dışarı nasıl çıkar? Artı 23 diye çıkar. Peki bu artı 23 olsaydı dışarıya eksi 23 mü çıkardı? Hayır. Dışarıya gene artı 23 diye çıkardı. Yani o halde şunu diyebiliriz: artı sayılar aynen çıkıyor, eksi sayılar ise artı olarak çıkıyor. Sıfır da sıfır çıkıyor. Peki ters bir şey sorarsak, yani A eşittir 7. Yani mutlak değerin içine kaç yazarsak sonucu 7 çıkar. O zaman A'nın alabileceği birinci değer artı 7'dir. Yani sıfırın 7 birim sağında veya ikinci değer sıfırın eksi 7 yani solunda şeklinde. Bir tane daha örneklendirelim bunu. Mutlak değeri 10 olan sayıları yazınız. Önce ne dediğini anlarsak, mutlak değeri 10 demek, 0'a 10 birim uzaklıkta olan noktaları yazınız. Yani mutlak değerin içinde diyelim bir x sayısı var ve bu dışarıya 10 diye çıkmış. Hangi sayılar olabilir? Birinci olarak yavaşladı. Eşittir artı 10. İkinci olarak eksi 10. Bunu sayı doğrusunda göstermek gerekirse, yani burası başlangıç noktamız. Yani her şey sıfırla alakalı.
Ya 10 birim sağa gideceğiz, artı 10'a varacağız. Ya da 10 birim sola gideceğiz ve eksi 10'a varacağız. Yani ikisinin de uzaklığı 10 birimdir. Diğer bir soru da şu olabilir. Örnek. Mutlak değeri 5'ten az olan kaç tam sayı vardır? Şimdi bunu yine sayı doğru üzerinden anlatırsam daha iyi anlarsınız diye tahmin ediyorum. Şurası 0 olsun. Sonra 5'ten az dediği için 5'e kadar olan sayılar olur. 1, 2, 3, 4 ve 5. Peki negatif tarafta da olabilirdi bunlar. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve eksi 5. Yani mutlak değeri 5'ten az demek, 0'a 5'ten daha yakın olan sayıla. Buradaki şu 4 sayı olur. 4 tane burada var. Buradaki eksi 4 olanlar da olur. 4 tane de burada var. Bir tane de 0 var. Yani toplam kaç tane olmuş olur? 4. 4 de bu. 8. Bir de bu. 9 tane. Bu şekilde. Tamam. Bir de sıralama sorusu soralım. Sonra da kitaptaki örnekler inceleyelim. Diyelim ki sayıları karışık karışık versin. Mutlak değer eksi 7 virgül eksi 7 virgül eksi 13 virgül eksi 21 mutlak değer içinde olsun ve artı 15. Sıralayınız diyelim. Eğer herhangi bir beyan etmediyse, küçükten büyüğe, büyükten küçüğe demediyse siz her zaman küçükten büyüğe yapacaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken şey mutlak değer olanları her zaman ne düşünmeniz lazım? Artı düşünmeniz lazım. Tamam. Şimdi artı 7, eksi 7, eksi 13, artı 21 ve artı 15'i sıraladığınızı düşünün. Buradaki en küçük sayı eksi ve sayısı en büyük olandır. Yani eksi 13 en küçük sayıdır. Sonra eksi 7 gelir. Sonra eksi 7'nin mutlak değeri gelir. Yani artı 7 yaptığı için. Sonra artı 15 gelir. Ve en sonra da 21, yani mutlak değer eksi 21 gelir. Diğer bir örneğimizde aralarına tabi güzel yazamadım ama idare edin. Mesela şu eksi 10 nokta 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 eksi 10'un mutlak değeri veya artı 8 nokta 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 eksi 8'in mutlak değeri veya eksi 1 nokta 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 eksi 27. Bunların arasına büyüktür, küçüktür koyalım. Bakın gençler, bir de sıfırla ilgili koyacağız. Sıfır nokta 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 eksi 43. Şimdi gençler, yok beyazla yapalım. Eksi 10 negatif bir sayı. Eksi 10'un mutlak değeri artı 10 olarak düşünülecek. Yani artı 10 eksi 10'dan büyüktür. Ya da eksi 10 artı 10'dan küçüktür. Artı 8 ile mutlak değer eksi 8 artı 8 olarak düşünüleceği için
eşittir. Eksi 1 artı 27'den küçüktür. 0 artı 43'ten, bu artı 43 olarak görüyorum artık ben, nedir? Küçüktür. Bir tane de şöyle bir şey yapayım son olarak. Diyelim ki şöyle bir sayı çizdiler. Siz bunu ne olarak düşüneceksiniz? Düşünce olarak şöyle. Hemen düşünce boyutunuzda bunu artı 20 olarak düşünün. De yazabilseydim. Tamam. Peki artı 20 olarak verilseydi gene artı 20 olarak düşüneceğiz. Yani her ikisinin de mutlak değer sonucu artıdır. Yani eksi 20'de artı 20'de 0'a 20 birim uzaklıktadır. Tamam. Şimdi test diyorum, ders kitabımızın alıştırmalarına bakalım. Şöyle biraz yakınlaşalım. Bir dakika, yakınlaşamadık. Şöyle yakınlaşırız herhalde. Diyor ki maviyle yapalım. Verilen sayıların mutlak değerini bulunuz. Eksi 5 sıfıra 5 birim uzaklıkta. Yani eksi 5'in mutlak değeri artı 5. Eksi 4'ün mutlak değeri artı 4. Hızlandıralım. Eksi 2'nin mutlak değeri 2. 0'ın mutlak değeri 0. Çünkü 0 0'a hiç uzak değil. Sonra 2'nin mutlak değeri 2 veya artı 2. 4'ün mutlak değeri 4 veya artı 4. 6'nın mutlak değeri 6 veya artı 6. Geçelim buna. Diyor ki bir sonrakinde mutlak değerlerini sıralayınız, bulunuz. Bakın bunu mutlak yapınca artı 80 olur. Bu zaten mutlak, yapsak da yapmasak da 45. Mutlak 32, yani artı 15, 13, 0, 5, 12. Yani mutlaktan geçince eksilikleri gidiyor, tamamen hepsi artı oluyor. Mutlak değeri 28 olan, yani 0'a 28 adımda bulunan sayılar ne olabilir? A'nın birinci değeri artı 28 olabilir. A'nın ikinci değeri eksi 28. Yani 28'in solunda olursa eksi 28, sağında olursa artı 28 olur. Hangisi yanlıştır diye sormuş. 8, eksi 8, 8 diye çıkar, doğru. 7, 7 diye çıkar, doğru. Eksi 13, 13 çıkar diye, doğru. Ama mutlak değer hiçbir zaman böyle eksi olamaz. Üzgün smiley. Evet, doğru yanlış soruyor. Hemen bulalım. Mutlak değeri 4 olan sayılar eksi 4, yani 0'ın 4 birim gerisinde ve ilerisinde olduğu için bu kesinlikle doğrudur. 0'ın mutlak değeri 0'dır. Doğru. Mutlak değeri eksi 5 olan mutlak değer hiçbir zaman negatif almaz. Mutlak değer hiçbir zaman negatif olmaz. Bir tam sayının mutlak değeri daima pozitiftir. Daima pozitiftir diyemeyiz. Bazen de 0'dır. Negatif olmaz. Daima negatif olmaz derse doğru. Ama bunu derse yanlış. Hemen bunu şöyle anlatayım. Mesela dese ki bir dakika. Eksi 5 eşittir artı 5. Tamam, burada tuttu. Burada da tuttu. Artı 7 eşittir artı 7. Tamam, bu daima pozitif. Ama 0 koyarsa ne çıkıyor sonuç?
sıfır çıkıyor. O zaman bu nöt olduğu için buna daima diyemeyiz. Genellikle falan dese belki kurtarırdı. Evet, son örneğimiz eksi 107'nin mutlak değeri artı 107'dir. Şöyle yapalım. A, B, C, D diyelim. O zaman bu A olur. Eksi 44'ün sıfıra olan uzaklığı, yani mutlak değeri 44'tür. B olur. Sıfıra olan uzaklığı 28 ile aynı olan tam sayı, 28 ile aynı olan tam sayı eksi 28'dir. Budur. Eksi 42'nin mutlak değeri artı 42'dir. Budur. Kim boşta kaldı? 107 boşta kaldı. Evet. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İmzamı da şuraya atayım. Hepinize hayırlı günler dilerim.